yemek, meze, aperatif, ne varsa yapacağız. Belki bir tane, belki iki tane, belki üç dört tane. Bakın, bostan patlıcanı, normal patlıcan da kullanabilirsiniz. Deldim, deldikten sonra hemen tepsiye. Kırmızı biber varsa müthiş olur. Hemen o da böyle, iki tane kocaman. Yeşil biber, onlar da böyle. Bu arada kötü bir haber aldık. Erkin Koray vefat etmiş. Ben severdim Erkin Koray'ı. Patates. Patates de koyalım, evde vardır. Sizi şaşırtacak bir tarif yapacağız. Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca. Gerçi Cem Karaca'yı çok sevmem ama bu arada oğlu da arkadaşımdır. Aynı servisle yıllarca Kültür Koleji'ne beraber gittik. Hatta Erkin Koray enteresan bir adamdır ha. Bu ülkede bedel ödemiş adamlardandır. Mesela saçları uzun diye o yıllar öyle saç uzatmak falan cesaret işi. Bıçaklanan bir adam. Kendi kızını eğitim sistemini beğenmiyor diye okula göndermeyip kendi eğiten. Öyle sınavlarla diploma aldıran bir adam. Hemen hemen hepsi aynı boyda. İki boğum büyüklüğünde. Hatta bir şarkısı vardı. Çok severim. Akrebin gözleri diye. Akrebin gözleri. Akrep akrep. Akrebin gözleri. Akrep akrep. Çok güzel şarkıdır. Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi bakın bu hemen fırına. 200 derece malzemeler közlenene kadar. Hemen soy. Hemen şöyle hızlı bir şekilde soy. Gördüğün gibi hiç ama hiç zor değil. Biberi ortadan ikiye kes. İçine aç. Fazla çekirdeğini içinden ayır. Tabii ki biraz kalan kalsın, lezzet verir. Sadece fazlasını ayır. Bakın fazlası burada. Ve biber hemen köşeye. Mutlaka soyun, lezzetli yiyin. Soymadan dilinize pütür pütür gelir. Yerken keyif almazsınız. Bakın bu da hemen 2 dakika sürdü. Tarif için patlıcanı şöyle ayırıyoruz. Bakın uzun uzun. Tamam mı? Çekirdeği ortaya çıkıyor. Çekirdeğini kullanmıyoruz. Patlıcanın dış tarafını şöyle uzun uzun ayırıyoruz. Bak patlıcanı şerit şerit ayırdım. Bakın fazla çekirdekli bölümlerini görüyor musunuz? Burada ayrıldı. Sıra biberde. Biberi de jülyen uzun uzun kesiyorum. Uzun uzun. Sanki 5 yıldızlı bir restoranttaymışsınız gibi tarif yapıyorum sizin için. 2 tane biber. Bunu da hemen uzun uzun. Bu da hemen oyuna. Bir küçük kırmızı soğan. Tezgaha bilhassa silmedim. Bütün biberin, patlıcanın lezzeti soğana geçmesi için. Tuz. Bolca tuz ve soğanı siz kısa görüyorsunuz ama en az 5 dakika, 6 dakikadır yoğuruyorum. Bakın tamamen suyu çıktı. Hemen bir yarım limon sıkıyorum. Biraz alt tarafa soğan. Patlıcan. Biber. Şöyle biber. Üstüne soğan. Tekrar şöyle patlıcan. Biraz maydanoz. Yalnız bakın daha yarısını yaptık ha. Yani sizi şaşırtmasın. Evet. Bu salatanın yarısı. 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Kemiği, derisi alınmış 2 parça tavuk pirzola. Tavuk pirzolanın bir tanesini bütün bir şekilde hemen içine bırakıyorum. Ve diğerini jülyen kesiyorum. Şu yağını kullanmıyorum. Biraz tuz.
Yani evdeki malzemelerle 5 yıldızlı bir yemek, bir de salata çıkartıyoruz. Daha sonra da Galatasaray maçını seyrediyoruz. Şöyle 5-6 dakika sonra bir bakalım. Evet, bırakmış. Hatta biraz parçalar tavaya yapışmış. Tam istediğim gibi o parçalar bana lazım. Bakın çevirelim. İyice kızarsın. Benim için çok iyi kızarması çok önemli tavuğun. Tavanın şu tarafı daha iyi kızartıyor. Hemen şöyle alalım. Salatamızı böyle alalım. Bakın salata hazır gibi gözüküyor değil mi? Böyle yenilebilir. Ama bunu müthiş bir doyurucu öğüne çevireceğiz. Kekik. Koray kekik mi? Kekik yanmaz mı? Kırarak. Merak etmeyin. Lezzet verecek. Yanmayacak. Diğer yemeğimiz için inanılmaz bir sos oluşturacak. Biraz kırmızı toz biber. Biraz sumak. Hem salataya hem de tavuğa. Şöyle bir bakalım. Evet, bunun daha zamanı ihtiyacı var. Bu tavuklar olmuş. Tavukları hemen. Bakın en kral. Restoranda yediğimizden daha lezzetli olacak. Evet, nasıl gözüküyor? Şu yediğiniz en kral restorandaki tavuklardan daha şık durmuyor mu? Tablo gibi oldu bana sorarsanız. Hemen köşede sırasını beklesin. Artık tavayı çok tuttuk, çekim yapıyoruz diye. Şunu şöyle alalım. Tavayı şöyle alıyorum, sıcakken. İçine tereyağı. Fazla gelmesin gözümüze. Bir yemek kaşığı burada. Şimdi bak, tahta bir kaşıkla, teflon tava olduğu için dikleyiz ediyorum. Görüyor musunuz? Bütün tavayı kazıyorum. Bütün tavuk parçaları, bütün kekik, sumak, toz biber, hepsi yağın içine geçiyor. Artık yağ erimeye devam etsin. Koray, biz yapınca niye lezzetsiz oluyor? Dışarıda inanılmaz lezzetli oluyor. Lezzet ufak detaylarda saklı. Hatırlıyor musunuz? Patatesler vardı. Patatesler oyun içine girsin. Patlıcan da, patlıcanın kafasını kes. Ortadan ikiye böl. Aç. Aç, 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 aç. Bir kaşık yardımıyla içindeki çekirdeği ayır. Kesinlikle çekirdeğini istemiyoruz. Kesinlikle. Patlıcan da hani olabildiğince nasıl kötü çıkabilir? Aha, bu kadar kötü çıkabilir. Görüyorsunuz değil mi? Her yeri çekirdek. Böyle şey olur mu ya? Ne yazık ki ürün kalitesi artık böyle. Tamamen çekirdek çıktı patlıcan. Allah aşkına bakar mısın? Bak. Her yeri çekirdek. Ürün malzemesi Türkiye'de artık bu kadar düştü. Neden? Çünkü iyi malzeme yurt dışına ihraç ediyorlar. Bizim içeriye böyle kalitesiz malzeme kalıyor. Gerçekten olacak iş değil ya. İşte canlı canlı çekiyoruz. Yalansız dolansız. Şu malzeme satılır mı ya? He? Sorsan yok helal kesime önem veriyoruz. Yok şöyle dürüstlük. Aha bak yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Her yeri çekirdek ya. Her yeri. Bak. Çıkana bak patlıcan. Her yer çekirdek. İki tane domates. Rendele. Fazla suyu içine aksın. Şöyle üstünde rendeleyelim. Ve sonuncu parça. Yarım çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı şeker. Yarım çay kaşığı karabiber. 1. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Varsa yarım çay kaşığı zerdeçal. Hem lezzet verir hem de sağlıklı. Ve karıştır. Karıştır. Şöyle yarısı kadar su. Tavuk suyu olan tavuk suyu koysun. Çok daha lezzetli olur. Kaynamaya başladığı anda. Tek kişilik yaptığım için tavuk benim için yeterli. Biraz daha artık kırarak kekik, altını kıs, kapağını kapat. Bir 10 dakika pişsin. 10 dakika sonra beraber açıp bakalım. Malzemeler piştiği için daha önceden çok çabuk pişeceği garanti. Köz tadını aldığı için çok lezzetli olacağı daha garanti. Şu kaba koyalım. Hele ki siz bunu bir de
mangalda közlerek yaptığınızı düşünsenize. Suyuna da ihtiyacımız var. Suyunu da koy. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız, o çok sıcak olduğu için tutamıyorum. Ama bana sorarsanız gayet güzel gözüküyor. Tabağa da koyabilirdik ama böyle daha şık oldu bence. Hemen şunların bir tadına bakalım. Şunların tadına tek tek bakalım mı? İşkefe. Evet, elimdeki işkefe stoğu henüz bitmedi. Tokatlılar. Siz bu işkefe olayını iyi bilirsiniz. Of. Vay 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 vay. Tavuğundan da şöyle bir alırsın. O elim yanı. Bir tane de patatesinden alalım. Vay arkadaş, çok sıcak. Oo, çok sıcak. Açın ağzınızı. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Biliyorum işkence gibi ama aç kayanı izlemeyin. Bitersiniz. İnanılmaz lezzetli. Bak çocuklar gibi şeyim. Görüyorsunuz değil mi? Patlıcan biraz daha iyi çıksaydı. Birazcık daha iyi çıksaydı. Şu an burada Michelin yıldızlı bir yemek yiyorduk. Ama ne yapalım? Bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama doğru pişirmemiz yine de lezzetinden bir şey kaybettirmedi. Gelelim salataya. Bunun neyi eksik? Dikkatli izleyenler fark etmiştir. Zeytinyağı koymadık buna. Ne kadar çok zeytinyağı o kadar lezzetli olur bu. Bugüne kadar yaptığımız en lezzetli ama en lezzetli salatalardan, yemeklerden bir tanesi olabilir. Okkalı bir parça alıyorum, görüyor musunuz? Sizin için. Nasıl gözüküyor? Burada renk cümbüşü var. Resmen bir festival havasındayız. Açın ağzınızı. Ben patlıcan sevmiyorum diyen varsa aranızda mutlaka şu tarifi aynen bu şekilde denesin. Ondan sonra bana tarifte yazsın. Hala sevmiyorum diyorsa onu yemeğe çıkartacağım. İstediği yerde istediğini yiyip içerek. Ama dürüst olacak. Bak kriterleri iyi dinle. Sonra Koray bizi yemeğe götürmenin demeyin. Dürüst olması, güzel olması, muhabbetin hoş olması ve ayetten sarışanlardan hoşlanması gerekiyor. Sarışın mavi gözlülerden. Bütün kriterler bu. Tabii ki takılıyorum, şaka yapıyorum. Yapın, beğenmeyen olursa, patlıcan sevmeyip beğenmeyen olursa yazsın, yemeğe götüreceğim. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Gözüm üstünüzde. İzleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Vicdansızlık yapıyorsunuz. Boşu boşuna direniyorsunuz. Elbet bir gün bu kanala abone olacaksınız. Zeki Müren yanılmış olamaz. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Bu yemekte Erkin Koray'a gelsin.